Cuma namazı kılmak farz mı? 3 kere cumaya gitmeyince ne olur? Cuma namazı erkeklere farz olan 4 rekat olarak haftada bir kez cuma günü cemaatle birlikte kılınan kazası olmayan namazdır. Peki cuma namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır? Videolu anlatımla haberimizde. Cuma namazının kazası yoktur. Peki erkeklere farz olan cuma namazını kadınlar kılabilir mi? Bu sorunun yanıtı için başvurulan bir hadis, Hz. Muhammed'in cuma namazının kadınlara farz olmadığını söylediği bildiriliyor. Bu mealde kadınlara cuma farz değil ancak dilerlerse kadınlar da cuma namazına gidebilir, kılabilir ve hutbesini dinleyebilir. Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet, 4 rekat zühre ahir, son öğle ve 2 rekat vaktin son sünneti olmak üzere toplam 16 rekat olarak kılınır. Cuma namazı kılınışı, 2 rekatlık cuma namazı farzını kılmaya niyet ettim Allah rızası için cuma namazını 2 rekat farzını kılmaya uydum hazır olan imama denilerek başlanır. Daha sonra Allahu Ekber diyerek tekbir getirilip eller bağlanır ve Sübhaneke okunur. İmam sureleri bitirdikten sonra Allahu Ekber diyerek rüküye gidilir. Rükuda 3 kere, Sübhane Rabbiye lazım, deyip doğrulurken, Semiallahu limen hamide, ve tam doğrulunca da, Rabbena lekel hamd denir, daha sonra, Allahu Ekber, diyerek secdeye gidilir ve secdede 3 kere, Sübhane Rabbiye la ala denir. Allahu Ekber, diyerek dizlerin üzerine oturulup tekrar, Allahu Ekber, dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere, Sübhane Rabbiye la, denir, Allahu Ekber, diyerek secdeden ayağa kalkınca 2. rekata başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okumadan imam dinlenir. İmam sureleri bitirdikten sonra 1. rekattaki gibi rükuya gidişler tekrarlanır. Secdeden kalkarken, Allahu Ekber, diyerek tahiyyata oturur ve ettehiyyatü, elahümme salli, elahümme barik ve Rabbena dualarını okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte yüz önce sağa çevrilir, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir ardından sola çevrilip aynı söz tekrarlanır. Bu selamla birlikte cuma namazının farzı kılınmış olur. Allahu Ekber denilerek rükuya gidiler. Anlamı, Allah en büyüktür. Sübhane Rabbiye lazım. Rükuda 3 kez denir. Anlamı, ey büyük Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Semiallahu limen hamide, doğrulurken söylenir. Anlamı, Allah kendisine hamd edenleri işitti. Rabbena lekel hamd, tam dik durunca söylenir. Anlamı, ey Rabbimiz, her çeşit hamd ancak sanadır. Sübhane Rabbiyel ala, secdeye gidildiğinde 3 defa söylenir. Anlamı, ey yüce Rabbim, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Esselamu aleykum ve rahmetullah, önce sağ sonra sola baş çevrildiğinde söylenir. Anlamı, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte yezel celali vel ikram. Namaz bitiminde söylenir. Anlamı, Allah'ım, sen kurtuluş mercisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım, senin şanın çok yücedir. Tesbih çekilirken neler söylenir manası. Subhanallah 33 kez. Anlamı, Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Elhamdülillah 33 kez. Anlamı, hamd Allah'adır. Allahu Ekber 33 kez. Anlamı, Allah en büyüktür. Amin. Dua edildikten sonra söylenir. Amin'in anlamı, duamı kabul et.